Gaz devleri olarak bilinen iki gezegen Jüpiter ve Satürn ile, buz devleri olarak bilinen Uranüs ve Neptün gezegenlerinin, Güneş sistemindeki konumları itibariyle dondurucu bir atmosfere sahip olmaları beklenirdi. Voyager uzay aracının gezegenler ile yakın temasında, yoğun ısı dalgaları keşfedilmişti. Güneş'e uzaklıkları nedeniyle Dünya'nın aksi yönünde beklenen atmosferin üst katmanlarında, tıpkı Dünya atmosferinde olduğu gibi sıcaklıklar keşfedildi. Jüpiter'in alt enlemlerinde -110 derece gibi dondurucu bir atmosfer hesaplanırken, 325 derece gibi bir atmosfer ile karşılaşıldı. Sadece ısının kaynağı değil, bu ısının gezegendeki tek bir noktadan ziyade tüm katmanda görülmesinin nedeni de merak ediliyordu. Cassini uzay aracından elde edilen veri analizi ile varılan sonuç, kuzey ve güney ışıkları. Diğer bir deyişle gezegenlerin auroraları. Güneş rüzgarları ile, gezegenlerin uydularından gelen yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimler tarafından tetiklenen elektrik akımları, auroraları harekete geçirir ve üst atmosferi ısıtır. Kuzey ve güney ışıkları henüz tam olarak anlaşılmış olmasa da, temelleri açık. Güneş, çoğunlukla elektronlar, protonlar ve alfa parçacıklarından oluşan ve güneş rüzgarı olarak bilinen plazma dalgasını uzaya fırlatır. Yüklü parçacıkların birleşmeksizin bir arada olduğu plazma, maddenin dördüncü halidir. Manyetosfer olarak bilinen, Dünya'nın manyetik kalkanı ile etkileşime giren parçacıklar, kuzey ve güney manyetik kutuplarına inerler. Üst atmosferdeki gaz atomları ve moleküllerine etki ederek görünür ışık parlamaları yayan gazlara geçici olarak enerji olurlar. Aurora'nın rengi, karşılaşılan atoma ve karşılaşmanın bulunduğu yüksekliğe bağlıdır. 240 kilometreye kadar oksijen karşılaşması, yeşil, daha yükseklerde oksijenle karşılaşılması, kırmızı renk. Ya da 95 kilometre civarına kadar azot, mavi rengi sağlarken, daha yükseklerde mor veya menekşe benzeri renkler sağlar. Gökbilimciler, varılan sonuçta olduğu gibi, ısı kaynağı konusunda auroraları neden olarak görüyorlardı. Sonuca varmak için ihtiyaç duydukları, ısı haritasıydı. Cassini uzay aracı, 2017 yılındaki Büyük Final adlı son turunda, Satürn'ün halkaları ve yörüngesinde 22 dalış gerçekleştirdi. Satürn atmosferinin yeni sıcaklık haritası için önemli veriler, bu büyük final sırasında toplandı. Yayımlanan ısı haritalarında, atmosferin en sıcak bölgelerinin, her iki manyetik kutbun altındaki auroral bölgelerin çevresinde olduğu görüldü. Ve ekvatora doğru sıcaklıklarda hafif düşüşler görülüyordu. Satürn'deki enerji dağılımı, kutup ışıkları teorisini doğruluyordu. Atmosferin en üst kısmının sıcaklığına rağmen, alt tabakaların ısı kaybı, güneş mesafesi olarak değerlendirildi. Belirtildiği üzere, genel olarak auroralar 3 bileşen gerektirir. Enerjili parçacık kaynağı, manyetik alan ve atmosfer. Jüpiter ve Satürn üçüne sahip olsa da, auroraları Dünya'nınkinden farklıdır. Dünya'nın manyetik alanı, derinliklerde sıvı demirin çalkalanmasından gelir. Sıvı demirin hareketi sonucu bir elektrik akımı oluşur ve bu akım manyetik alanlar oluşturur. Gaz gezegenlerinde ise, olağanüstü yer çekimi, dış çekirdeklerinde devasa hacimlerde sıvı hidrojeni o kadar sıkıştırır ki, hidrojenin elektronları serbest kalır. Bu süreç, hidrojeni, manyetizma üreten bir metale dönüştürür. Ve bu metal hidrojen girdapları çok büyük olduğundan, gezegenlerin manyetosferleri Dünya'nın küçük görünmesine neden olur. Jüpiter'in manyetosferi, Güneş sistemindeki en büyük yapıdır. Satürn'e, muhtemelen ötesine geçiyor. Jüpiter manyetosferinin canlandırıldığı bu görüntüde, altın renginde manyetik alan hatları görülmektedir. Sarı ok, güneşi gösterir. Turkuaz, manyetik kuzeyi, koyu mavi ise, dönme eksenini gösterir. Kırmızı ve yeşil oklar, bir koordinat sistemini tanımlar. Gaz devleri, güneş rüzgarından gelen bol miktarda enerjili parçacık veya plazma kaynağına güvenemezler. Bunun yerine, volkanik eylemlere güvenirler. Bu gezegenler, güneş rüzgarından ziyade, volkanik eylemlerden destek alırlar. Jüpiter, plazmasının çoğunu, bilimin bildiği en volkanik nesne olan, uydusu Io'dan alır. Güneş sisteminde volkanik olarak en aktif yer, ya da nesne, Jüpiter'in uydusu Io'dur. Satürn plazmasının çoğu, buzlu bir ayı olan Enceladus'tan gelir. Satürn ayı Enceladus, kabuğunun altında tuzlu bir okyanus gizler. Geyserlerin püskürttüğü sular, uzayda kilometrelerce uzağa buharlaşır. Satürn'deki auroralar çoğunlukla ultraviyole ışık yayar, Jüpiter'de hem ultraviyole, hem de kızılötesi dalga boylarındadırlar. Ancak ışığı oluşturan süreçler, ısı üreten süreçlerle aynı değildir. Plazma akışları Jüpiter'in gerisinde kaldığından, rüzgarların neden olduğu sürtünme ısı üretir. Güneş'in sağlayacağı ısıdan, çok daha fazlası.
Cassini uzay aracının sağladığı bu birleşik görüntüde, kutup ışıkları olarak da adlandırılan, Satürn auroraları görülüyor. Burada mavi ışık, yansıyan güneş ışığına, kırmızı, gezegenin kendi ısısına ve yeşil, aurorada bulunan hidrojen iyonlarının yayılımına karşılık gelir. Bu karma görüntü, Jüpiter auroralarını Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüldüğü şekliyle göstermektedir. Jüpiter ısı haritası ise, Hawaii'deki kek gözlemevi verileri ile oluşturuldu. 730 dereceye ulaşan sıcaklıklar, ekvatora doğru 325 dereceyi görecek şekilde düşüş gösteriyordu. Tabii bu dereceler katmanlarda değişiklik gösterir. Sonuçlar, Cassini'nin Satürn'de gördükleriyle uyumlu. Satürn çalışması her ne kadar tatminkar görülse de, Jüpiter'in kısa zaman verileri sorun olarak görülüyor. Her halükarda, çoğu bağımsız araştırmacı, gezegenlerdeki ısıların auroralara bağlı olduğuna ikna olmuş görünüyor. Bu iki gezegene ilişkin anlayışlar önemli ölçüde güçlense de, Uranüs ve Neptün'ün farklı atmosferleri, manyetik alanları ve dönme davranışları var. Gaz devlerinde beliren durum, buz gezegenlerinde farklı işleyebilir. Uzak mesafeleri nedeniyle, teleskoplarla ayrıntılı inceleme çok zor. Aynı şekilde bir uzay aracı ziyareti de.